Arkadaşlar bugün sizlerde çıkarmayı öğreneceğiz. Şimdi 5'ten 6 çıkmaz çünkü ondan daha küçük bir sayı. O yüzden buradan bir onluk alıyoruz karşı komşudan. Aldık. Bakın 15 aldı. Şimdi burada 2 kaldı. Tamam, çok güzel. Yazıyoruz buraya. Unutmayalım diye. Ondan sonra 15'ten 6 çıkarıyoruz. Çıkar. 14, 13, 12, 11, 19. 9'u hemen buraya yazıyoruz. Çok güzel. Ondan sonra burada 2 kaldı. 2'den 8 çıkmaz. O yüzden buradan bir tane alıyoruz. Onluk 12 oluyor. 12'den 8 çıkarıyoruz. 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4. 4'ü buraya yazıyoruz. Çok güzel. Şimdi burada 1 kaldı. O zaman 0. Ama buraya yazmamıza gerek yok. O yüzden 0, 40. Yani 49 toplam. Çok güzel. Bay bay yap arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sizlerle çeyrek, bütün, yarım şeyler öğreneceğiz. Evet. Bu bir bütün elma. Yeşil elma. Evet, çok güzel. Peki bir bütün elma kaç tane yarım elma yapar? Bize gösterir misin? 2. Bakın. Şöyle 2. Bakın şöyle yapacağız. Şöyle. 2'ye böldün. 1 yarım 2 yarım değil evet. mi? Peki 2 yarım elma. 2 yarım elma. Kaç tane çeyrek elma yapar? 4. 4 çeyrek elma yapar değil mi? Say bakalım. 1, 2, 3, 4. Peki 4 tane çeyrek elma. Kaç tane bütün elma yapar? Onu da bize göster. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle 1. 1 bütün yapar değil mi? Çok güzel. Tamam peki. Bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. 23 Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanlar yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verelim. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele. Yükseltelim vatanı. Bayrağı salla. Evet Burcu, 118'e 93 topla bakalım. 8'in üstüne 3 sayıyoruz. 9, 10, 11. 11'in 1'ini buraya yazıyoruz. Çok güzel. 1'in üstüne 9 sayıyoruz. Ama bir tane daha 1 olduğu için bir tane daha 1 ekliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Birinci birini buraya yazıyoruz. Şimdi 2 oluyor burada da. Çünkü bir de elde vardı, 2 oldu. Sonuç kaç oldu? 211, öyle mi? Aferin, bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Evet Burcu. Şimdi biz hangi ülkede yaşıyoruz kızım? Vatanımızın adı ne? Türkiye, değil mi? Peki Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara. Ankara. Peki biz hangi ilde yaşıyoruz? Antalya. Antalya. Peki Antalya'nın hangi ilçesinde yaşıyoruz? Muratpaşa. Muratpaşa. Peki Muratpaşa'nın hangi mahallesinde yaşıyoruz? Çağlayan. Aferin kızıma. Peki Çağlayan mahallesini kim yönetir? Mahalleyi. Muhtar. Muhtar, evet. Hadi bay bay ya. Çok heyecanlıydı. Erkenden uyandım. Mutfağa koştu. Herkese günaydın diyerek sofradaki yerine geçtirmek güzel. Bütün aile bir aradaydı. Efe anneciğim, bu sabah 2 yumurta yemek istiyorum. Çünkü bugün çok ama çok enerjik olmalıyım. Babası anlaşılan deney kulübüne gitmek seni çok heyecanlandırıyor dedi. Hem de çok diyerek onayladı. Efe çabucak hazırlanıp çıktılar. Yolculuk kısa sürdü. Aldığını Efe iyi günler diyerek arabadan indiler. Deney kulübünden içeri girdiler. İş örgütlerini giydiler. Boş bir masa buldular. Efe etrafı incelemeye başladı. Dedi.
herkes deney yapmayı seviyor. Ablası deney malzemelerini dolaptan çıkardı. Ağabeyi bugün fasulye deneyi yapacağız. Görev dağılımı yaptılar. Pamukları suyla ıslatma işi Efe'ye düştü. Küçük bilim adamı kendisine verilen görevi titizlikle yerine getirdi. Ablası ıslak pamuğun birini saksıya koydu, fasulyeleri içine yerleştirdi. Sonra diğer ıslak pamukları üstüne örttü ve saksıya güneş görebileceği bir yere koydular. Bir dahaki hafta geldi. O da senin.